Ekranlarından canlı yayınlanan manşetlerin diline Bismillah diyerek başlıyoruz. Araştırmacı gazeteci Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programa sizler de görüş, öneri ve yorumlarınızla katkı sağlamak isterseniz KC'de yer alan sosyal medya iletişim hesap adreslerimize ve WhatsApp irtibat numaramıza yazabilir, programımıza ortak olabilirsiniz. Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar inşallah. Eyvallah, sağ olun. Biz de cümle İslam alemine hayır dilemiş olalım buradan ve böyle başlamış olalım. Sinan Oğan. Büyük tartışma konusuydu. Geçen hafta, önceki haftaki seçimlerden ikinci tura kalmasından sonra nasıl bir pozisyon alacağı meçhuldü, akıbeti meçhuldü. Dün kararını verdi. Daha doğrusu ittifakının bir bölümü, ben şöyle diyeyim, ittifakının faşist kanadı, ultra faşist kanadı Millet İttifakı'na kaydı. Herhalde Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Akit'in de birinci sayfasında var. Millet İttifakı diyecek. Açıkça, net bir şekilde henüz açıklama yapmamış. Bugüne ertelemiş olsa da açıklamasını. İttifakının ılıman kanadıysa istikbali seçti diyeyim. Milletin doğru yolunu gördü. Cumhur İttifakı'na kaydı diyelim. Niye? Akit bu hafta sonu uyarmıştı. Erkan Mumcu gibi olmasın sonun diye uyarmıştı. Niye? 300 parlak bir gelecek inşa edeceği düşünülen siyasi kariyeri, mütedeyyin kimliği, siyasi kariyeriyle bir sonraki basamakta daha farklı yerlere geleceği söylenilen Erkan Mumcu bir anda dönemin vesayetçilerin dümen suyuna girmişti. Kah korkuyla, kah baskıyla, kah gönüllü, nasıl denilirse denilsin ama hala karanlıkta kalan bir süreç. Belki güneş motel pazarlıkları gibi yıllar sonra ortaya çıkacak. Kimisine tavuk çiftliğiyle, kimisine benzin istasyonuyla, kimisini korkutarak saf değiştirmişlerdi. 367 rezaletinde, skandalında CHP'lilerin icadı, Sabih Kanadoğlu'nun icadı, CHP'nin de yoğun şekilde bastırmasıyla 367 rezaletinde 367'cilerin safında yer almış Başkan Erdoğan ve yol arkadaşları ve bu millet tarafından bozulunca o oyunda saf dışı kalmış, elenmiş, siyaset sahnesinden silinmişti. Sinan Ogan'ı da Akit uyarmıştı. Önünde iki seçenek var. Ya belirtilen isim gibi, Erkan Mumcu gibi olacaksın, siyaset hayatından silinecek, silecek bu millet seni. Ya da milletin safında yer alacaksın, geleceğini kendin belirleyeceksin milletinle birlikte. Hayırla anılanlardan olacaksın, bu vakaya özel en azından. Hayırla anılanlardan olacaksın dedi. Sinan Oğan dün safını seçti. Bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında dedi ki, Kandil'e, FETÖ'ye ve kaosa karşı ben istikrar diyorum dedi. FETÖ, HDP'nin bulunduğu safta asla yer alamam dedi. İkinci turda Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğiz dedi. Akit birinci sayfasından ikinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğiz diye veriyor bu haberi. Diğer başlıkları da konuşuruz ama sözcüsü Cumhuriyet'i de Sinan Oğan'ı lanetlemeye başlamışlar şimdiden. Linç operasyonuna hemen başladılar tabii. Şimdi buradan belki çok önemli bir şey değil ama belki felsefi olarak analiz yapacak olanlar için bir küçük anekdot verelim. Ata İttifakı deniliyor. Ata İttifakı sonuçta Cumhurbaşkanlığı seçiminde %5.1 oy aldı ama bu ittifakın bileşeni olan Zafer Partisi ve Adalet Partisi var. Şimdi baktığımız çerçevede Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı, ikinci tura kaldı. Meclis seçimi yapıldı ve bu Ata İttifakı %2.4 oy aldı. %2.4 meclis seçiminde alıyor. Fakat Cumhurbaşkanlığı seçiminde 5.1 alıyor. İki mislinden daha fazla oy alıyor. Sonra bir karar verecekler. İkinci turda kimi destekleyelim diyerekten. Kimi destekleyelim denildiğinde üçe bölünüyorlar. Sinan Oğan başka bir şey söylüyor. Zafer Partisi Ümit Özdağ bugün saat 11'de basın toplantısı düzenleyeceğim dedi. Daha çok Millet İttifakı'na yönelmiş gibi görünüyor ama o 11'deki basın toplantısını da 13'e erteledi diye ben gelirken haber aldım. Diğer taraftan Adalet Partisi diye belki pek iyi rapta mahalli olmayan bir parti olarak görünen Vecdet Öz Genel Başkanı, o dünden zaten Kemal Kılıçdaroğlu'na yanaştığını ve Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı. Bakın, liderlik ne kadar önemli bir şey. Sinan Oğan da
liderlik pozisyonu var diyorlar. Şöyle şöyle gençlerden şu kadar oy alındı deniliyor vesaire vesaire. Ama sonuçta o ittifakın bileşenlerini bile Sinan Oğan topluca getirip, ya ben istişarelerim sonucunda Cumhur İttifakı'ndan yana oyumu kullanacağım. Dolayısıyla tercihim bu yönde olduğu için deyip onları da kendi arkasından sürükleyemedi. Bunu bir not olarak alalım. Onun sonrasında Sinan Oğan'ın kararını yorumlamaya gayret edelim. Sinan Oğan, ben bir kere peşinen söyleyeyim, Akit'le de mahkemelik olan bir isim. Evet. Mahkemelik olduğumuz şey bel altı bir konu değil, gayri ahlaki bir konu değil. Şu konuda şöyle bir görüş serdetmişsiniz, o konu yanlıştır diye bir haber yapılmış. O haberin yanlış olduğuna dair, ifadeye dair Sinan Oğan bir dava açmış. Sonuçta Sinan Oğan o davayı da Akit karşısında kaybetti. Ama doğruya doğru söylememiz lazım. Sinan Oğan eğer gerekçelendirerek bir karar veriyorsa, biz o gerekçeleri ortadan kaldırarak kendisine eleştiri getirmemiz lazım. Sinan Oğan eğer gerekçelendirmeden bir karar veriyorsa, biz onun yerine geçip, bakın şu 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 gerekçelerle aslında siz şu kararı vermeliydiniz, kendiniz de eğer ters düşmeyecekseniz dememiz lazım. Dün Sinan Oğan gerekçelerini açıkladı. Dolayısıyla o gerekçeler üzerinden biz yorum yapmamız lazım. Bu gerekçeler haklı mıdır, değil midir? Sinan Oğan'la mahkemelik olmuşuzdur, olmamışızdır, onu bir kenarda tutmamız gerekir. Bu gerekçelerde isabet var mıdır? Sinan Oğan'ın bahsetmediği gerekçelerle farklı bir tercihte bulunması gerekir miydi? Bunun analizini yapmamız lazım. Sinan Oğan birinci olarak tercihinde etkin olan istikrar diyor. Meclise Cumhur İttifakı kazandı. Ben şimdi bu işi baltalayıp Cumhurbaşkanlığında Millet İttifakı'ndan yana tavır alıp kavga çıkarttırmam doğru olmaz diyor. Bunun arka planında bir şey daha söylemiş oluyor. Ya 21 yıldır zaten Cumhur İttifakı veya AK Parti ülkeyi yönetiyor. Dolayısıyla bir oluşum var, bir istikrar var, yönetim anlamında bir istikrar var. Şimdi bunu ters yüz etmenin böyle kötü bir süreçte, ki Akdeniz'den başlayın Karadeniz'e kadar Rusya-Ukrayna savaşına, Amerika'nın emperyalist fikirlerine, baskılarına kadar bir sürü zor bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla bu süreçte Türkiye içerisinde meclisle, yasamayla yürütme arasında bir kavgayı ben başlatmak istemem diyor. İstikrar diyor. Buyursunlar, cevap versinler. Öyle vıdı vıdı yapmasın kimse. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollu çıksınlar, desinler ki yanılıyorsunuz kardeşim. Kavga çıkması lazım ülkedeki. Yasamayla yürütmenin ayrı ayrı ellerde olması lazım. Böyle ölümüne de kavga etmeleri lazım ki ülke kalkınsın. Diyebiliyorlarsa böyle söylesinler. Yoksa onun dışında Sinan Oğan öyle Sözcü Gazetesi'nin dediği gibi, daha düne kadar sana yumruk atmışlardı şu. Daha iyi ya, sana yumruk atana bile sen kalkıyorsun, eğer söz konusu olan vatansa gerisi teferruattır diyorsun. Onu kim söylemiş diyordular? Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'in izinden gidiyorsanız buyurun, Sinan Oğan'ın söylediği, bana yumruk da atsalar, ben onlara hakaret de etmiş olsam o tarih itibariyle, ben bugün diyorum ki söz konusu vatan ise gerisinin hepsi bende, başkaları da teferruat dediği noktada kimsenin diyeceği bir şey kalmaz. İstikrar konusunda herhangi bir şekilde Millet İttifakı, ya biz almalıydık, İstikrarın altını biz dolduruyoruz diyebiliyorlar mı? Diyemiyorlar. Cumhur İttifakı bu noktada Sinan Oğan'ın tercihini hak etmiş bir görüntü veriyor. İkinci konu, Sinan Oğan diyor ki terörle mücadele kardeşim. Bizim önceliğimiz terörle mücadele. Terörle mücadelede biz görüyoruz diyor. Şu an baktığım zaman bir terörle mücadele yapılıyor. MİT gidiyor, arıza çıktı diyor. Bir şeyin arızasını çıkartıyor. Lop, bir bakıyorsunuz arkasından o arıza diye duraklayan teröristi nokta atışıyla etkisiz hale getiriyor. Dünkü olaydan bahsediyorum. 10 gün, 1 ay, 5 ay, 1 yıl önceki olaydan bahsetmiyorum. Dün MİT'in etkisiz hale getirdiği PKK'lı teröristten bahsediyorum. Dolayısıyla böyle bir güçlü mücadele var diyor. Terörle mücadele var. Burada Cumhur İttifakı desteği hak ediyor.
gerçekten hak ediyor. Eski yıllarla biz kıyasladığımız zaman ta 1990'lı yıllardan başlayalım. Bir yandan İyi Parti kafasındaki adamlar, bürokratlar, askeriyenin içine yerleşmiş, emniyetin içine yerleşmiş olan kişiler bir yandan faili meçhul cinayetlere imza atıyorlardı veya destekliyorlardı. Veyahut da CHP'li Adalet Bakanları Mehmet Moğultaylar, Seyfi Oktaylar o cinayetlerin üstünü örtüyordu. Faillerini bulmuyorlardı, yakalatmıyorlardı, hesap sordurmuyorlardı. Öbür taraftan bugün itibariyle o faili meçhulleri falan bir kenara bıraktık. Şimdi sınırın ötesinde gelin teslim olun dediğimiz PKK'lı teröristlere teslim olmadıkları anda da tepelerine biniliyor. Çok çok ciddi oranda eski yıllarla kıyasladığımız zaman çok etkin bir terörle mücadelemiz var diyor Sinan Oğan. Ve bu noktada da tercihinin şu anki terörle mücadeleyi çok etkin yapan Cumhur İttifakı'ndan yana tercihinin olduğunu belirtiyor. Belki burada bir parantez açıp acaba Millet İttifakı çok daha güçlü bir şekilde mi terörle mücadele edecekti diye bir soru gelebilir. Bu noktada da bakıyorsunuz PKK'nın uzantısı olan, yani APO'nun heykelini dikme sözü veren, sırtımızı PYD'ye de, bilmem YPG'ye dayadık diyen HDP eş başkanlarının olduğunu görüyorsunuz. Bunların %8.7 oranında desteğiyle Cumhurbaşkanı olacak Kemal Kılıçdaroğlu nasıl olur da terörle mücadele eder Cumhur İttifakı'ndan daha güçlü şekilde diye kocaman bir soru işareti koyuyorsunuz. Sinan Oğan da bu soruyu söylüyor ve diyor ki terörle mücadele konusunda bizim çekincelerimizi Kemal Kılıçdaroğlu gidermiş değil diyor. Bu noktada da Sinan Oğan'ın gerekçelendirmesinde ben baktığım zaman, yani Sinan Oğan'ı severim sevmem, göçmenlerle ilgili söylemlerine katılmam. Ama Ümit Özdağ derecesinde bir ırkçı söylem olmadığını, hakkını da teslim ederiz. Ama benimle örtüşen bir göçmen düşüncesi var mı? Yok derim. Ben bir göçmen gördüğüm zaman ona ensar muhacir ilişkisi içerisinde bakarım. Belki Adıyaman'dan bir depremzede kardeşimiz ne diyordu? Depremden hemen bir gün sonra, ya göçmen 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 deyip ötekileştiriyorduk. Tabii Suriyeli dediniz. Bir dakikada Suriyeli olduk. Bir dakikada. Tabii. Bir dakikada bakın dedi. Binalarımıza bakın dedi. Tabii. Oturduğumuz binalara bakın dedi. Bir dakikada biz kendi ülkemizde göçmen, yani muhtaç duruma düştük dedi. Dolayısıyla muhtaç duruma hepimiz düşebiliriz. Evet. Onun için muhtaç olan insanların elinden tutmak gerekir. Sinan Oğan bu noktada benden, bizden biraz farklı düşünüyor. Bizi çok fazla ilgilendirmez diyor. Belki de Suriyeli göçmenlerin Türkiye'ye getirilmesi bir dış güçlerin, emperyal niyetlerin de bir planı olabilir Türkiye'yi karıştırmak için. Ama aynı diyor. Şeyde de var. Mesela Doğu Perinçek de diyor ki desteğini açıkladı Cumhur İttifakı'na. Birçok konuda aynı şeyi düşünmüyoruz dedi. Birçok konuda tam tersi şeyleri düşünüyoruz dedi. Ama ortada da somut bir vaka var ki bu HDP'nin olduğu yerde biz nasıl gidelim de CHP'ye ikinci turda destek verelim? Öyle. Akılla izah edilebilir mi dedi. Biz bu sebepten dolayı Cumhur İttifakı'na destek vereceğiz dedi. Sinan Ogan'da da hiçbir şeyini benimsemeyebilirsiniz. O da sizin hiçbir şeyinizi benimsemiyordur. Davalıktır. Dava açmıştır bize. AK Partililer yumruk atmıştır. O da onlara yumruk atmıştır. Bu daha da bir şeyi pekiştirir. Düşman bile olsa, hasım bile olsa, demek ki Türkiye çıkarları söz konusu olunca doğal bir yol var seçilmesi gereken. O da onu seçiyor. Ki kendisine vaat edilen, herhangi bir şekilde söz verilen, o da kendisinin istediği herhangi bir makam olmadığı da söyleniyor. Bunun devamında, ki bunu da yani pazar günü eğer Tayyip Erdoğan büyük ihtimalle, ümidimiz de o, umudumuz da o, temennimiz de o, duamız da o, Tayyip Erdoğan kazandıktan sonra da göreceğiz. Yani Sinan Oğan Cumhurbaşkanı yardımcısı mı yapılacak? Yapılırsa da hangi söylemlerle icraatlarını yapacak? Onların hepsini birlikte göreceğiz. Ama bizim süreç içerisinde Tayyip Erdoğan'da gördüğümüz ilkeli bir duruştur.
Bu noktada Sinan Oğan'ın tercihi terörle mücadele başlığı altında da Cumhur'dan yana olmasını gerekçelendiriyor. Karşı taraftaki insanlar da çıkıp hayır bizi tercih etmeniz gerekirdi. Şu 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 sebeplerle biz Kandil'i yerle yeksan edeceğiz. AK Parti ise Kandil'i yerle yeksan etme sözü veremiyor gibi bir itirazda bulunamıyorlar. Tam aksi bir gerçekle karşı karşıyayız. AK Parti ölümüne bir mücadele veriyor. Sadece PKK ile değil, ona destek veren YPG ile PYG ile hepsiyle mücadele veriyor. Hatta Amerika'sıyla mücadele veriyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu PKK bile diyemeden terörü bitireceğiz diyor. Belki biraz sıkıştırsanız, belki Akit TV stüdyosuna gelse sorsak, desek ki ya terörden kastınız nedir? Ben DAEŞ'i kastediyorum, El-Kaide'yi kastediyorum diye bir cevap bile verebilir Kemal Kılıçdaroğlu. Üçüncü başlık Sinan Oğan'ın gerekçeleri arasında Cumhurbaşkanlığı koltuğunu HDP belirlememesi tabii gerekir. Benim düşüncem budur diyor. Burada hemen karşı taraf şunu söylüyor. Sözcü gazetesi de manşetine taşımış. Ayrıca da ayrı bir başlık altında da onları tekrar konuşuruz. Ama Sinan Oğan'ın gerekçelerinin ne kadar haklı gerekçeler ve karşı tarafın da bir cevap veremediği gerekçeler olduğunu belirleme tespit noktasında söylüyorum. HDP belirlememesi gerekir Türkiye'nin Cumhurbaşkanını diyor. Bir parantez daha açıyor kendisi. Belki parantez olarak söylememi eleştirir Sinan Oğan. Atatürk'ün oturduğu koltuğu HDP belirleyemez, kim oturacak o koltuğa diyerekten söylüyor. Bu noktada ben şahsen işte İsmet İnönü oturmuş o koltuğa. Atatürk'ün resimlerini duvarlardan indiren, paralardan kaldıran vesaire İsmet İnönü oturmuş. Darbeci Kenan Evren oturmuş da, yani Kemal Kılıçdaroğlu, o da CHP'nin genel başkanı. O benim açımdan çok ciddi bir gerekçe olmasa da sonuçta şu önemli: HDP'nin oyu %8.7 ve hatırlıyorsunuz 2018 seçimlerindeki meclisteki veyahut da diğer noktalardaki, 2019'da mahalli seçimlerde ayyuka çıkan 10 büyük şehirde açıktan CHP'li adayları desteklemeleri karşılığında o HDP'li yöneticiler çıkıp İYİ Partililere, CHP'lilere bizim sayemizde şu koltuklarda oturuyorsunuz diye tehditlerde bulunmuşlardı. Bu noktada HDP %8.7 oy oranıyla eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçtirecek olurlarsa, burada etkin olurlarsa yarın neler neler isterler. O heykelini dikeceklerini vaat ettikleri kişiler için buyurun çıkartın bu adamı deme noktasına gelebilirler. Çünkü %8'lik bir oy oranını almadığı takdirde Kemal Kılıçdaroğlu, 2 senedir söylüyoruz, 3 senedir söylüyoruz, HDP'nin oyu olmadan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin adayının kazanması sıfır ihtimal. HDP zaten açıklıyor artık, öyle evet, gizli saklı da yok. Değil. Başka şeyde, milletvekilliğinde yeşil sola, Cumhurbaşkanlığında da CHP'nin adayı, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz diyor. Verirken de CHP'liler, ben de Kemal Kılıçdaroğlu'nda kendi sözleri var, bunu olumlu buldu, bunu evet, iyi bu değerlendirdi diyor. Mitinglerinde de zaten açık açık Öcalan'a özgürlük, Selahattin Demirtaş'a özgürlük deniliyor. Kendisi söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu, Demirtaş'a özgürlük gelecek 14 Mayıs akşamı diye söylemişti. Ama birileri afişi asıp da Kemal Kılıçdaroğlu böyle dedi diyerekten, afiş Nevşehir'i aslında, ben onu Van da söyledim diyor. Ben onu Diyarbakır'da söyledim. Ben onu Hakkari'de, Şırnak'ta söyledim. Nevşehir'de ben enayi değilim ki milliyetçi seçmene Demirtaş'a özgürlük vaat edip de 30'lara inen oyumu 25'lere indireyim, o il bazında 15'lere indireyim, aptal değilim diyor. Burada da o siyasi ilkesizliğini ispat etmiş oluyor. Karşı cenah şunu söyleyecek: bakın diğer kanallarda, bilmem Halk TV'de, Sözcüsü'nde, şunda bunda, böyle bir sorgulamayı kimse göremez. Bu sorgulamayı ben şahıs olarak söylemiyorum, Akit TV olarak söylüyorum bunu. Akit TV'nin özgüveni olarak söylüyorum. Manşetlerin dili programının özgüveni olarak söylüyorum. Hiçbirisi karşı cenahın fikirlerini alıp
bu şu noktadan yanlıştır diye bir cevap veremezler. Ancak kendi tribünlerine amigoluk yaparlar. Burada da diyorlar ki kardeşim Hüdapar belirlemeyecek. Cumhurbaşkanını HDP de belirlemeyecek dedi Sinan Oğan. Hüdapar da belirlemeyecek dedi. Benim fikrim bu dedi. Bunu ne zaman söyledi? 14 Mayıs'tan önce dedi. Şimdi 14 Mayıs'ta bir tablo çıktı karşımızda. %8 oy alan HDP, terörü devam eden PKK'ya destek çıkan bir HDP, diğer tarafta da 20 yıl önce bitirilmiş olan bir örgütle ilişkisi olduğu iddia edilen, kendi genel başkanının da biz onlara sırtımızı dayamıyoruz dediği, biz kimsenin heykeline dikme sözü vermiyoruz dediği bir Hüdapar. Hüdapar'ın etkisi Cumhur İttifakı'nda ve oy oranı olarak kendilerinin de partinin de kendisinin de kabul ettiği üzere kaç? %3, %4 civarında bir oydan bahsediliyor Hüdapar için. HDP için %8.7. Şimdi mantık var. %8.7 mi büyüktür? 3, 4 mü büyüktür? Tabii ki 8. 8 oy oranı olan adam Cumhurbaşkanı seçtirdiyse ne yapacak? Onun tepesine binecek. %3, %4 oranında daha yeni partileşme sürecinde olan, 2012 yılında yeni kurulmuş olan bir parti veya benim %3, %4 oyumla kazandın diye onun başına tebelleş olma ihtimali var mı? Tabii ki ben Hüdapar'ın öyle haksız, teferruatta bazı noktalarda tartışıyor olabiliriz. O çok teferruatta kalan şu noktada mesela ana dille ilgili olarak HDP zaten sabahtan akşama kadar onun istismarını yapıp bir de kalkıyor onun yüzünden silaha dayananları destekliyorlar. Ama Hüdapar diyor ki hayır diyor. Biz bunu sadece dillendiriyoruz. Ama silah asla. Kız çocukların asla okumasına engel olacak diyorlar. Hüdapar böyle istiyor diyorlar. Kızlar okumasın, okula gitmesin şeklinde diyorlar. Çünkü Taliban'la örtüşüyor bunların zihni getiriyorlar. Gibi bir bakış açısıyla veriyorlar. Onun da... Ama siz de belki söyleyeceksiniz. Hüdapar'ın işte genel başkan yardımcılarından birisi benim iki kızım birden doktor yani. Evet var. İşte o videoyu verelim mi? Varsa, o videosu arkadaşlar videoyu verebiliyorsak Hüdapar genel başkan yardımcısının eşiydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani kendisinin hatta bir de o da ayrı bir çok, video. Tabii. O da ayrı bir video. Yani eşi nin bir açıklaması var. Hüdapar'ın bir adayının biz burada kendi fotoğraflarımızla ama tesettürlü fotoğraflarımızla aday olduk. Kazanmak için de çalışıyoruz dedi. Bir başkasını da ben söylemiş oluyorum. Evet. HDP'de Hüdapar'da yönetici pozisyonda olan bir kişinin iki kızı birden doktor olarak okumuş demek i̇şte ki. Okumadan herhalde doktor olunmuyor. Eşti konuşuyor. Eşi diyor evet. ki ben de diyor diş hekimiyim. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam öyle diyordu. Şimdi tekrar izleyeceğiz. Ben de diş hekimiyim. Benim eğitimime de bugün kız çocuklarını Hüdapar okutmayacak diyen adamlar engel oldu diyor. Yani ironiye, rezalete bakın diyor. Yani bunlar bize diyorlar ki kız çocuklarını okutmayacak. İslam'ın ilk emri oku diyor. Biz çocuklarımızı okutuyoruz diyor. Ama bizim okumamıza, çocuklarımızın okumasına engel olmak isteyen zihniyet de bugün bizi bununla itham ediyor diyor. O videoyu verelim, görelim. Sonrasında bakın algı ve gerçekler nasıl yürüyor izleyelim. Dava Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hüseyin Yılmaz'ın eşiyim. Uzman diş hekimiyim. Üniversitede ikinci bir uzmanlığa başladım. Uzmanlık yapıyorum. Hüdapar hakkında söylediği bu asılsız yalan aslında yeni bir yalan değil. Geçmişte de bunu yaptılar. Dediler ki dindarlar çocuklarını okutmuyorlar. Hayır. İslam okumanın önünde engel, kız çocuklarının okuması ve çalışması yönünde engel diye bir cümleleri vardı. Aslında engel olanlar bu CHP zihniyetindeki insanlar. Ben 28 Şubat mağduruyum. Aslında bana engel olan Hüdapar değil, dindar insanlar değil, CHP zihniyeti oldu. Ben diş hekimliği fakültesi 5. sınıftan 3 ayım kala atıldım. Başörtülerin hepsini attılar, meslek hayatlarına son verdiler ve pek çok insanı mağdur ettiler. Ben o dönemi yaşamış biriyim. Ben 99-2000'de eğitimime ara vermek zorunda kaldım. 2006'da geri döndüm ve mezun oldum. Yaklaşık 10 yılıma mal oldu CHP zihniyeti. Eşim her zaman bana destek çıktı. Ben üniversite yıllarındayken evlendim, 3. sınıftayken evlendim. Eğitimimi tamamlamam için eşim bana çok çok destek oldu elhamdülillah. Mezun olduktan sonra yaklaşık 10 yıl
kamuda çalıştım, diş hekimi olarak çalıştım. Elhamdülillah kazandım, gittim uzmanlığımı tamamladım. Yetmedi ikinci bir uzmanlık, şu anda ikinci bir uzmanlığı yapıyorum elhamdülillah. Çocuklarımın ikisi de üniversitede okuyorlar. Bir kızım intern doktor, bir kızım da inşallah seneye intern doktor olacak o da. İkisi de inşallah sağlık camiasına katılacak ve halkımıza, insanlarımıza hizmet edecekler Allah'ın izniyle. Evet, Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz'ın eşi. Bana CHP zihniyeti engel oldu diyor. Bir kadının, bir kızın okumasına CHP zihniyeti engel oldu diyor. Saldırdıkça kendileri rezil oluyorlar. Görüyor musun? Yani sağdan hiç biz kendisinin diş hekimliğinde okuduğunu, 5. sınıftan 28 Şubat sürecinde binlerce, on binlerce kişinin üniversiteden atıldığını biliyoruz ama yani Hüdapar'ın yöneticisinin eşinin de böyle bir mağduriyet yaşadığını biz bilmiyorduk. Onlar saldırdıkça, onlar hakaret ettikçe bu gerçekler bir defa daha ortaya çıkıyor. O zulmün nerelere vardığını bir kez daha görmüş oluyoruz. Bu noktada 2006 yılında ancak dönebildik diyor. Bakın evet. O noktada da eleştirimizi biz hep AK Parti'ye yaptık. Ya 2002'de iktidara geldiniz, niye şu başörtü yasağını hemen kaldırmıyorsunuz diye. Orada da ne çıkıyor karşımıza? Cumhuriyet Halk Partisi'nin engellemeleri. Siz eğer başörtü yasağını kaldıracak olursanız partiniz kapatılır, refahın faziletin durumuna düşersiniz şeklinde tehditleriyle karşılaştığını görüyoruz. Ama maalesef ki bugün refahın faziletin devamı olduğunu iddia eden Saadet Partisi şimdi CHP ile birlikte yol alıyor. Bu noktada o HDP mi Hüdapar mı noktasında Hüdapar'ın şu an itibariyle hiçbir illegal pozisyonu olmadığı noktasındaki görüşümü belirtiyorum. Ama diyorum ki varsayalım, CHP'li bir mantıkla düşünelim. Birisi %8'lik destek veren Kemal Kılıçdaroğlu'na ve APO'nun heykelini dikme sözü veren, sırtımızı PKK'ya, YPG'ye dayadık diyen bir HDP, diğer tarafta da %3-4 oranında oyu olan ama asla ve asla hiçbir terör örgütünü bugün desteklemediklerini kabul eden, itiraf eden, söyleyen, iddia eden ne derseniz devam ediyorum. Zaten suçlayan kişilerin de iddia ettikleri o yapının, o terör örgütünün şu an aktif olmadığı, bu taraftaki HDP'nin desteklediği PKK ise hala 5 şehidimizi bir hafta önce verdi. Dolayısıyla bunların arasındaki kıyası Sinan Oğan yaptı. Belki HDP'de Hüdapar'ı da içine almayan bir ittifak olsaydı, o ittifakta çok daha yüksek oy oranlarına ulaşmış olsaydı, belki Sinan Oğan diyecekti ki ikisini de ben tercih etmiyorum, bu üçüncüsünden yanayım diyecekti. Ama öyle bir aday yok. Şu anki elimizdeki kumaş bu. Birisi HDP, birisi Hüdapar. Birisi PKK'ya destek veren, PKK'yı heykelini dikme sözü veren, APO'ya özgürlük iddiasıyla yola çıkan bir HDP'nin desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu, diğer tarafta ise şu an 20 yıldır tek bir cinayet, tek bir illegal faaliyeti olduğu iddia bile edilemeyen bir yapıyla bağlantı kurdurulmaya çalışılan, 2012'de kurulan ve %3-%4 oranında oyu olan Hüdapar tercihini bu taraftan yana, Erdoğan'dan yana kullanmış oluyor Sinan Oğan. Bir de 20 yılı vurguluyoruz da, hani velev ki 20 yıllık süreyi de aslında katmamak lazım. Şimdi HDP'den beklenti neydi çözüm sürecinde? PKK silah bırakacak, HDP PKK ile ilişkisini kesecek, demokratik meşru bir zemin oluşturulacaktı değil mi? Tamam, Hüdapar bunu başarmış işte. Hüdapar silahlı bir örgütle hiçbir ilişkisi olmadığını, o silahlı örgütün olmadığını, bittiğini, tükendiğini ve kendilerinin de bu örgütle ilişkisi olmadığını söylüyor. Tam da zaten HDP'den kapatılmama gerekçesine, yani hani sen kapanmak istemiyorsan, kapatılmak istemiyorsan tam olarak Hüdapar'ın yaptığını yap. Tabii, yani deniliyor. Anayasal düzene bağlılığını açıkla, Türkiye Cumhuriyeti'ni meşru say, terör örgütlerine lanetle, örgütlerle hiçbir ilişkin olmasın. Zekeriya Yapıcı söylüyor ya, Hüdapar Hizbullah nerede diyor, nerede bize gösterin, bir Hizbullah yetkilisi desin ki
Biz de Hüdapar'ın yönetimini belirliyoruz. Geçen yani ortaya çıkmadı mı tekrar tekrar? Listelerini belirliyor. Yani listelerini belirliyor PKK. PKK belirliyor. Şimdi hani burada da bir mantıksızlık var. Yani tam olarak zaten HDP'den istenileni, CHP'nin arzu ettiğini ya da Türkiye'nin arzu ettiğini Hüdapar bir fiil yerine getiriyor. Dolayısıyla bu noktada da Sinan Oğan'ın gerekçesine karşı cenahın verebileceği pek bir cevap yok. Ve son olarak da benim tespitime göre, tabii bunlar ana başlıklar, ana maddeler, savunma sanayindeki gidişatı bizim durdurmamız mümkün değil, bunu desteklememiz lazım diyor. Altay tankından başlıyorsunuz, Gökbey helikopterine kadar, İHA'lara, SİHA'lara kadar. Çünkü Sinan Oğan da bir Azeri kökenli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarının, Karabağ'ın yıllar sonra, 30 yıl sonra İHA'lar, SİHA'lar sayesinde nasıl kurtarıldığını çok iyi bildiği için İHA'ların, SİHA'ların desteklenmesi gerekir diyor. Altay tankının desteklenmesi gerekir diyor. Bu noktada yapılan güzel icraatların devam ettirilmesi, sekteye de uğramaması gerekir diyor. Yapan kim? Cumhur İttifakı. O zaman biz Cumhur İttifakı'ndan yana tercih almamız gerekir diyor. Burada belki karşı cenah CHP'liler şunu diyebilirler. Ya biz olsaydık biz daha fazlasını yapardık. Altay tankının yanına bir de Taltay tankı da eklerdik. Diyorlar ama bunlar mı? Sadece Altay tankını yaptılar. Gökbey helikopterinin yanına bir de işte Yerbey helikopteri eklerdik. Ama bunlar sadece onunla yetindiler vesaire diye bir savunma geliştirebilirler. Ona da aslında bir noktada cevap var. O cevap nedir? Ya İHA'ları, SİHA'ları yapan Bayraktar grubu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bir anlaşma yapmış AK Parti döneminde. Denilmiş ki ortaokulda, lisede okuyan öğrencileri yazılım konusunda, kodlama konusunda bu tür teknolojik gelişmeler noktasında eğitelim. Biz tecrübemizi aktaralım. Bizim şirketimizdeki elemanların maaşlarını biz veriyoruz. Ama onların mesai saatleri içerisinde veya bazıları da gönüllü olmak isterlerse mesai saatleri dışında da biz yeni nesle, başarılı, o zeki çocuklara deneyimlerimizi, tecrübelerimizi aktaralım. Gençlik, Z kuşağı diyorlar ya, bu birikimi aktarma noktasında T3 Vakfı ile Selçuk Bayraktar adım atıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de AK Parti döneminde biz de katkı sunalım bu hizmetinize. Otobüslerle biz ortaokul, lise öğrencilerini belli merkezlere toplayalım. Bağcılar'ın 10 değişik yerinde siz bu eğitimi veremezsiniz. Biz Bağcılar'ın merkezinde bir belediyeye ait bir yer belirleyelim. Bir, iki, oraya ortaokul, lise öğrencilerini otobüslerimizle, İETT ile getirelim diyor. Bunlara belki öğlenleyin bir yemek verelim. Belki akşamleyin bir kahvaltı verelim. Böylece de biz de desteğimizi verelim bu gençliğe ve bu savunma sanayinde yazılım konusundaki gençliğin yapmak istediği çalışmalara biz de gayret gösterelim, destek verelim diyor. Bunu nasıl yorumluyor Ekrem İmamoğlu? Belediye başkanı olduğu 2019'da T3 Vakfı'na 43 milyon liralık rant aktarılmış diyor. Selçuk Bayraktar hemen ertesi günü çıkıyor. Diyor ki bir kuruş alan şerefsizdir. Çık ispat et diyor. Ekrem İmamoğlu'ndan tık yok, cevap yok. Arkasından Selçuk Bayraktar diyor ki ben İBB ile yaptığım sözleşmeyi feshedeceğim. Bir hafta size süre. Bu yaptığınız iftirayı düzeltin. Düzeltmezseniz ben sözleşmeyi feshediyorum. Bir hafta bekleniyor. Tek kelime gene Ekrem İmamoğlu'ndan yok. Şimdi vıdı vıdı yapıyor ya. Bir hanım abla diyor işte ben AK Parti'ye oy vereceğim, size vermeyeceğim falan. Abla abla sen kaç çocuklusun? Evli misin? Vesaire diyor. Kadıncağızı bir böyle soru bombardımanına tutup o hanım ablanın söylediği Ekrem İmamoğlu karşıtı söyleme. Bir bakıyorsunuz hanım abla çocuk zeki miydi değil miydi, lisede mi okuyordu, birde mi okuyordu, konu üçte mi okuyordu, konuyu değiştirip işi bitiriyor Ekrem İmamoğlu. İşte ama Selçuk Bayraktar'a gelince konuyu değiştiremedi. Selçuk Bayraktar dedi ki siz özür dilemiyorsanız ben sözleşmeyi feshediyorum, ben başka kurumlarla işbirliğine giderek o genç nesle vereceğim eğitimi vermeye devam ederim.
Ama sizinle bunu devam ettirmem çünkü siz iftira atıyorsunuz dedi. Bizim cebimizde bir kuruş, 43 milyon lira değil, bir kuruş para girmemiştir. Tam aksine bizim cebimizden para çıkmıştır. Çünkü o eğitmenler, o deneyimlerini aktaracak olan hocalar bizde çalışacaklarına gelip öğrencilere bedava dersler verdiler diyor. Şimdi bu noktada bunu gördüğümüz zaman biz hele hele Sezgin Tanrıkulu'nun siyahları falan filan tasfiye etmemiz gerekir. Ali Babacan'ın ya her başkalarını da verseniz bu teşvikleri zaten bu İHA'lar, siyahlar havada, karada, denizde iki günde yapılırdı şeklindeki bakış açısına Selçuk Bayraktar'ın abisi cevap vermişti. Biz İHA'lar, siyahlar için bir kuruş teşvik almadık. Biz teşvik almadığımız halde bize teşvik aldılar da yaptılar diyenler yanlış söylüyorlar, yalan söylüyorlar dedi. Ali Babacan cevap verebildi mi? Veremedi. O zaman Sinan Oğan'da diyor ki savunma sanayinde bugün gelinen nokta Cumhur İttifakı'nın sayesinde gerçekleşmiştir. Korkarım ki Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelirse savunma sanayi Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı gibi yeni nesle aktarılma noktasında yapay zekasından başlayın kodlamaya kadar deneyimlerin aktarılması konusundaki çalışmalar sekteye uğrayabilir diyor. Dolayısıyla bu noktada tercihini Tayyip Erdoğan'dan yana koyuyor. Buyursunlar, desinler ki hayır yanlış düşünüyorsunuz, bu gerekçe yanlıştır diyen varsa buyursun söylesin. Biz de cevabımız varsa verelim, yoksa da dediklerini kabul edelim. Evet. Şimdi medya diyor ki ikinci turda Erdoğan destekleyeceğiz. Hürriyet Oğan desteği Erdoğan'a diyor. Sabah istikrar için oyumuz Erdoğan'a. Yeni Şafak Sinan Oğan ikinci turda Erdoğan destekleyecek. Milliyet en hassas hesaplar diyor. Hemen peşinden güç birliği ülkenin yararına diyor Sinan Oğan'la ilgili. Diriliş postası Laçin'i Linçistan diyor. Ha, Linçistan linç yükleniyor demeye getiriyor. İşte o linçin bir yansıması da muhalif medyada hayat buluyor. Cumhuriyet'in manşetinde milliyetçiyim, Atatürkçüyüm diyen Oğan Erdoğan'ı seçti. Büyük savrulma diyor. Milliyetçiyim, Atatürkçüyüm dedi. HDP'yi seçmedi. Büyük savrulma HDP'yi seçmemesi. Yani Kandil'le aynı noktada durmaması büyük yani savrulma. Yani bunların hepsine dedi. Şimdi dört başlıkla yetindik. Bunların hepsine zaten Sinan Oğan cevabını veriyor. Bir tarafta CHP var, Atatürkçüyüm diyor ama Mustafa Kemal'in itleri diye hakaret eden HDP ile iş kotarıyor. Ha, onlar da belki bir başka cümleyi, bir başka yanlış ifadeyi kullanan AK Parti'ye sempati duyan birisini gösterecekler. Ama bunları kıyasladığımız zaman en yüksek perdeden yapılan hakaretler, tehditler HDP'lilerden geliyor. Hatta CHP'nin içerisindeki bazı isimlerden geliyor. Dolayısıyla bu noktada kalkıp da hiç kimse yok Atatürk istismarıyla veyahut da başka şeylerin istismarıyla. Sinan Oğan domuz bağını seçti diyor sözcü. Evet. Yani bakar mısınız başlığa? Domuz bağını tercih şimdi etti. Şimdi bunu diyor. Açık açık konuşalım. Bakın onların televizyonlarında, Halk TV'de, Sözcü'de, İşte Tele1'de, Karate'de, şurada burada böyle bir tartışma görmezsiniz. PKK'nın teröründen hiç bahsedilmez. Ama onların söyledikleri domuz bağını ben konuşabiliyorum, söylüyorum. Diyorum ki sizin verdiğiniz örnek 3 tanedir, 5 tane olay gösterebilirsiniz. Onları tam net olarak kimin yaptığı belli değil. 1. 2. O olaylar 21 yıl öncesinde kaldı. Bunu neyle kıyaslamamız lazım? PKK'nın terörüyle karşılaştırmamız lazım. PKK'nın teröründe siz domuz bağını mı tercih ettin diye Sinan Oğan'a soruyorsanız ben de size Aybüke öğretmeni bombalarla öldürenleri mi tercih ediyorsunuz diye sorarım. Veya Sinan Oğan'ın Aybüke öğretmenin katilleriyle bir arada olmasını mı istiyorsunuz diye sorarım. Sorarım, devam ediyor bunlar böyle 20 yıl öncesinde kalmış, çözüm sürecinde bitirilmiş, artık silahlar gömülmüş bir PKK teröründen bahsetmiyoruz. Daha bir hafta önce 5 tane şehit verdik. 4 tane askerimiz, 1 tane korucumuz şehit edildi. Bu PKK teröründen bahsediyoruz. PKK terörünün ağzına alabiliyor mu Halk TV, Sözcü, Tele1 vesaire vesaire alamıyorlar. Ama bakın onların söyledikleri domuz bağı suçlamasını veya iftirasını biz burada konuşabiliyoruz. Bunun ne olduğunu, ne olmadığını söyleyebiliyoruz. 3 kişiden 4 kişiden fazla bir şeyi gösteremezsiniz. Onun da failinin
hiçbir şekilde kesin delillerle şu yapmıştır diye gösteremezler. Derin devlet mi yapmıştır? Derin devletin ajanları mı yapmıştır? Ne yapmıştır? Üzeri örtülü. Ama ben size şu an dahi devam eden bir PKK teröründen bahsediyorum. Eğer PKK bunların güzelledikleri kadar iyilik derneği ise, şu an bile bırakıyoruz biz silahı dese, ben yine de bu şiddette PKK eleştirisi yapmam. Silahı bıraktı kardeşim derim. Silahı bırakmayan PKK ile silahı bırakan PKK benim nezdimde aynı değildir derim. Evvelki suçlarını gene de çeksinler. Gene mahkumiyet kararlarını alsınlar. Ama silahı bıraktığı an itibariyle onun azıcık da olsa insan nezdinde bir değeri olması gerekir diyorum. Ama PKK bırakmayacağım diyor ya. Ben silahlı mücadeleye devam edeceğim dediği bir noktada sözcü çıkıyor, kafasını çıkartıyor. Patlatılan bombaları, şehit edilen Eren Bülbülleri, adliyede öldürülen DHKPC tarafından öldürülen Selim Kiraz savcıları, bunların hepsini unutuyor. O Muhammed Safi Türkler, kaymakamları unutuyorlar. İşte bir tane 20 yıl önce, 21 yıl önce ne olduğu belli olmayan bir domuz bağını getirip döndürüp önümüze koyuyorlar. Buyurun siz de bize şu an hala devam eden PKK terörüyle ilgili söyleyin. Sinan Oğan bir hafta önce şehit edilen 4 uzman çavuşun katilleriyle birlikte mi olması gerekirdi? Söylesin sözcü. Yavuz Ağır Alioğlu söyledi. Çocuklarımın katilleriyle ben bir arada olamam. Aynı masada olamam dedi. Buyursunlar, cevap versinler. Biz onların domuz bağı iddialarına cevap veriyoruz. Onlar da bizim PKK terörüyle ilgili yaptığımız tespitlere cevap versinler. Yürekleri varsa yapsınlar. Fatih Altaylı çıkmış. Turgay Ciner'in Habertürk'ünden de herhalde seçim günü ben yorum yapacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım kavgası çıkartmış. Habertürk de şu an benim görebildiğim kadarıyla programlarında artık yeni döneme göre kendisini, çünkü pozisyon aldı diyorlar, evet, Habertürk için. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana bir tercihte seçim öncesi kendisini konumlandırmıştı. Seçimde 14 Mayıs akşamı baktı ki tablo değişik çıktı. Artık yeni dönemde de bir 5 yıl ömrü vefa ederse inşallah diyelim, dua ediyoruz. Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Ülkesine, vatanına hizmet etsin Tayyip Erdoğan diye dua ediyoruz. Baktılar ki 5 yıl daha Tayyip Erdoğan ülkenin başında. Şimdi Fatih Altaylı'ya sen biraz kenarda dur dediler. Übürsüne sen programlarını biz şimdilik erteliyoruz dediler. Fatih Altaylı da hadi bana Allah'a ısmarladık dedi. Şimdi o Fatih Altaylı, efendim Sinan Oğan'ın ben Hüdapar'la ilgili söylediklerini kendi kulağımla duymasaydım şimdiki tercihini inanamazdım. Ya peki HDP ile ilgili söylediklerini de söylesen, dürüst gazeteciysen. De ki HDP için bunu demişti. HDP'yi deyse, HDP'nin desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu'nu şu an tercihinde kullandı, kullanmadı. Bu tarafta da Hüdapar var. Hüdapar içinde bunları dedi. Ama Hüdapar'ın desteklediği Tayyip Erdoğan'a Sinan Oğan tercihte bulundu. Bu ikisini birden söylersin, İnsanlar tartarlar. HDP için mi daha ağır sözler söylemiş Sinan Oğan? Hüdapar için mi daha ağır sözler söylemiş? HDP için söylediği sözlerde mi dört dörtlük isabet var? Hüdapar için söylediği sözlerde mi var? Hüdapar için söylediği sözlerde acaba o sosyal medyanın falan dolduruşunun etkisi var mı? Değerlendirin. Çok basit bir şey. Sadece bir tanesini söylersen gazeteci olamaz. HDP hakkında bir kapatma davası yok mu ya? Yok. Yani o dosyanın, iddianamenin içinde onlarca delil, o bombayı şöyle taşıdı, bu vekilin aracıyla böyle götürdü, bu PKK'lı teröristin cep telefonunu o vekil şöyle kurtardı, arka cebine koydu, bu bomba bombayı patlatacak şeyleri, pilleri, bunlar düzeni hemen hepsi de son 5 yıllık icraatlar. Bu süreçte yani yok mu? Hani bunlar yok mu? Yani bunu görmüyor mu? Bu kadar hani dese ki, mesela şöyle dese, ya benim için Hüdapar'da, HDP'de aynı durumdadır. Hüdapar'ın şusunu gördük geçenlerde, hatırlayın, pilleri böyle bağlamışlardı falanca yerde patlatmak için. HDP'nin de busunu gördük dese, varsa böyle bir vaka. Yani tercih, tamam. Bakın Sinan Oğan dese ki ben iki adaydan da yana tercih kullanmıyorum. Seçmenim bağımsızdır, özgürdür. Ben onları yönlendirmiyorum dese, ben bir eleştiri getirmem Sinan Oğan'a. Ya ikisine de mesafeliyim diyor. Ama bir tercihte bulunacaksa, ki bunlar bulunmalısın diyorlar, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tercih açıklamalısın diyorlar. Onu dedikleri an artık film bitmiştir.
eğer tercihte bulunacaksa Sinan Oğan, iki kendisine göre yanlıştan birisini tartacak. Diyecek ki bunun yanlışı daha ağır geliyor. PKK'nın bu ülkede canını aldığı insan sayısı 50 bin. O Hüdapar'a sizin ilintili diye gösterdiğiniz bitmiş olan yapının bu ülkede aldığı iddia edilen can sayısı 100 kişidir, 150 kişi. 50 bin mi, 100 mü, 150 mi? Ben bunun kıyaslamasını yaptığım zaman 50 bin insanı katleden ve bugün dahi katletmeye devam eden terör örgütünü daha tehlikeli görüyorum. Dolayısıyla illa bir tercihte bulunacaksam ben o terör örgütünden uzağım, ben PKK'dan uzağım, HDP'den uzağım demesi gerekirdi. Öyle dedi. Ama bunlar hem HDP'nin desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun tercih edilmesini illa da illa diye istiyorlar. O gerçekleşmeyince de bu sefer Hüdapar'ı öne çekerek hedef tahtasına koyuyorlar. Şimdi Sözcü'de absürt bir haber daha var. Bir ironi, bir çelişki, ne derseniz diyeyim bir haber daha var. Daha neler göreceğiz, neler diyor Sözcü. Kırmızı bültenle aranıyordu. Şimdi Hüdapar'ın üst yönetiminde Mehmet Fatih Anan Hüdapar yönetiminde ve hakkında kırmızı bülten çıkartılmış, aranıyormuş terör örgütü üyeliğinden. Ama ta 2010'larda böyle bir soruşturma varmış kırmızı bültenle. Sonrasında o soruşturmada düşmüş. Benim aklıma şey geliyor. Aynı kırmızı bülten şu gazetenin sahibi için de çıkarılmamış mıydı? Yeah. Şu gazetenin sahibi de firari değil miydi? Hala firari, hala dönmüyor hala ülkesine. Hala Türkiye'ye dönemiyor, Fransa'da yaşıyor. İsveç'e kaçmış hakkındaki soruşturma başlatıldığında, sonrasında hakkındaki soruşturma düştüğünde de geri dönmüş. E şimdi kendi gazetelerinin sahipleri bu durumda. Üstelik bu kişi dönmüş. Soruşturmalardan da beraat etmiş. Davalardan. Ama bunların genel yayın yönetmeni hala dönmüyor da. Yani somut bir, ben ayrıntısını bilmiyorum ama baktığınız zaman büyük ihtimalle şöyle bir tablo çıkacak karşınıza. Efendim bir evde baskın yapılmış, o evde herhangi bir silah bulunmadığı halde iddiaya göre örgütsel yapıyla ilgili kimlikler çıkmış. O kimliklerin içerisinde bu kişinin de kimliği varmış. Ya iyi güzel de benim kimliğim şu veya bu şekilde gidip herhangi bir yerde bir noterde kimliğimi ibraz ettiğimde veya bir mahkemeye gidip kimliğimi ibraz ettiğimde bir davada sanık olduğumda ben gazete sebebiyle sanık olduğumda tabii bizim öyle adi suçlarla falan işimiz olmaz Allah korusun kimliğimizi verdiğimizde oradan birisi alıp da bir eve koyup o eve de baskın düzenlendiğinde Ali Karahasanoğlu'nun kimliği çıktı hadi bakalım gel bakalım Ali Karahasanoğlu bu suçlularla senin irtibatın ne denildiği zaman ben derim ki kardeşim ne bileyim ben bu adamları tanımıyorum. Ben bu adamlarla bir ilişkim yok. Aynısını buradaki Hüdaparlı yönetici söylediği zaman buna itibar etmiyorlar. Ama şimdi şu an bakın Can Dündar kaçak mı? Kaçak. Can Dündar'ı el üstünde tutuyor mu bu sözcüsü Cumhuriyeti vesairesi? CHP'yi destekliyor mu Can Dündar? Destekliyor. Dediğiniz gibi Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay şu an yurt dışında mı? Onun hakkında kırmızı bültendi, şuydu buydu çıkartıldı mı? Çıkartıldı. Şu an itibariyle kaldırılmış olabilir. Gel tamam, ifadeni ver dedi. Işte. Gene de gelmedi. Gene de dönmedi. Hayır, bu kişi hakkında da kaldırılmış kırmızı bülten. Kaldırılmış yani. Ve beraat etmiş. Sonuçta eğer ellerinizde bir delil varsa çıkartır koyarsınız. Dersiniz ki kardeşim şu deliller olmasına rağmen bu kişiyi siz nasıl beraat ettirdiniz diye hesabını sorarsınız. Ama bunu yapmıyorlar. HDP'ye geldiği zaman Selahattin Demirtaş için özgürlük istiyorlar. Selahattin Demirtaş'a niçin özgürlük istiyorsunuz? Siyasetçi kardeşim. Peki bu da siyasetçi. Yani siyasetçilerin suç işledikleri zaman onlara herhangi bir meyde uygulanmasın diye bir kuralımız var da biz mi bilmiyoruz? Selahattin Demirtaş birebir halkı sokağa çıkmaya tahrik etti. Bunun sonrasında 53 insanımız sokağa çıkılan o gösteriler sırasında öldürüldü. Şimdi onun hesabını verirken Selahattin Demirtaş'a özgürlük diyenler Hüdaparlı yöneticiye herhangi bir cinayet atfedemedikleri halde efendim bir tarihte kırmızı bülten çıkmıştı şimdi yönetici oldu. Zaten senin Selahattin Demirtaş'ın yıllardır HDP'de yönetici. Yıllardır yönetici olduğu halde ben APO'nun durun hele durun
Apo'nun heykelini dikeceğiz daha diyerekten bas bas bağıran adam. Şimdi eğer kınanacak, eleştirilecek, bunların siyaset yapması yanlıştır denilecek iki isim arasında bir kıyas yapmanız, bir tercihte bulunmanız gerekirse Selahattin Demirtaş mı yoksa Hüdaparlı Sözcü Gazetesi'nin verdiği yönetici mi? E tabii ki Selahattin Demirtaş'ın asla ve kata siyaset yapmaması gerekir dersiniz. Bunların terörle irtibatı var, hala da devam ediyor. Hem irtibatları devam ediyor hem de terör eylemleri devam ediyor. Ama öbür taraftaki için ta 2000'li yıllarda bir şey isnat etmişsiniz. 20 yıldır da tek bir ikinci olay adama isnat edemiyorsunuz. Selahattin Demirtaş'a 2014'te isnat ediyoruz, 2016'da isnat ediyoruz. 2018'de isnat ediyoruz. Kandil belirledi bunun cumhurbaşkanı adaylığını diyoruz. Bunun delillerini ortaya koyuyoruz. Şimdi kapatma davasında onlarca delil, 600 kişinin siyasetten yasaklanması isteniyor Yargıtay Başsavcılığı tarafından. Hadi diyelim 600 kişiden 300'ü biraz deliller abartılmış diyelim. Ya en azından 150-200 tanesi için terörle iltisaklı diye deliller ortaya konuluyor. Ama bunlar geliyorlar. Hendek operasyonları sırasında, o hendek operasyonlarında askere saldırıp hendeği kazan teröristler ve hendeğin kazılmasına destek veren HDP'li belediye başkanlarını destekleyip kayyum atanmamalıydı diyorlar. E bu durumda Sinan Oğan ne yapsın? Tercihini kimden yana koysun? Kalkıp da Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana koyarsa o hendekleri kazdıran, iş makinesini yollayan o belediye başkanlarına destek vermiş olacak. Kayyum atamalarına eleştiri getiren CHP'ye destek vermiş olacak. Dolayısıyla buradaki tercihinde Sinan Oğan, benim görebildiğim maddeler halinde aldığımız o başlıkların her birine baktığınız zaman istisnasız hepsinde verdiği kararın doğru ve kendisinin geçmişteki söylemine de uygun olduğunu görüyoruz. Hem birebir mi uygun? Birebir değil. Çünkü adamın kendi kafasında bir ideali var. Ben diyor işte göçmenleri hemen bir hafta, 10 gün, 15 gün, bir iki aylık süreçte yollarım diyor. Ama bunun gerçekle örtüşmediğini de görüyor. Ahmet Davutoğlu Millet İttifakı'nın içinde. E zaten eğer göçmen olayını bir problem olarak görüyorsanız bunun baş mimarlarından birisi de Ahmet Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu bir hükümet sisteminde sen nasıl Sinan Oğan olarak ondan yana tercihte bulunabilirsin? Mümkün değil. Bu noktada da eleştirilerinde Millet İttifakı'nın haklılık payı olmadığı kanaatindeyim. Evet, şimdi CHP ağız değiştirmeye başlamıştı, milliyetçi söylemlere kaymaya, aynı zamanda da işte Diyanet'e dokunmayacağız, Diyanet'in yapısı değiştirilemez, teminatı biziz, başörtüsü hususunda zaten fikrimiz belli. Buna ama başörtü konusunda bir parantez açalım, sözünüzü unutmayın, bunu önemli. Yani seçimde bunun etkisi olur olmaz ayrı bir şey, ama ilkelilik anlamında ve gerçeği hatırlatma bağlamında söyleyelim. AK Parti, Cumhur İttifakı, MHP'siyle, Büyük Birlik Partisi'yle ve hatta Saadet Partisi'nin bir milletvekiliyle anayasa değişikliği imzası mecliste, komisyonlarda görüşülürken anayasal güvence sağlanması istendi başörtüye. CHP hayır oyu kullandı. Komisyonda, genel kurula gelmedi daha. Gelemez de bu dakikadan sonra. HDP hayır oyu kullandı. İyi Parti hayır oyu kullandı. Anayasal güvenceye başörtü kavuşturulmasın dediler. Laka luka yapmasınlar. Yok efendim yanında aile vardı. Şimdi ne diyor Meral Akşener? Erkek erkekle evlenecekmiş, biz de buna destek verecekmişiz. Böyle bir şeyi siz hiç duydunuz mu, olur mu böyle bir şey falan filan demesin. Aile kavramını daha da muhkemleştirecek şekilde Cumhur İttifakı'nın verdiği o anayasa değişikliğinde erkek erkeğe evliliği engelleyecek ifadeler vardı. Bir erkekle bir kadının evliliğidir deniliyor. Niye karşı çıktın İyi Parti? Niye karşı çıktı İyi Partili milletvekilleri? Çıksın bunu izah etsin. Dolayısıyla bu anlamda sizin söylediğiniz o başörtülülere destek veriyor. Hatta adaylar gösteriyor. Ama bu parantezi de açalım. Bakın bunun istismarını da Tayyip Erdoğan yapmadı.
İsteseydi Tayyip Tabii. Erdoğan, Ahmet Davutoğlu bu konuda bel altı vuruşlar yaptı. Dedi ki Tayyip Erdoğan çok büyük bir siyasetçi, şimdi buradan büyük bir oyu kendisine devşirecek. Diyecek ki başörtüye hayır dediler, başörtüye hayır diyenleri mi seçeceksiniz, bizi mi seçeceksiniz diye propaganda yapacak dedi Ahmet Davutoğlu. Ama yapmadı. O propagandayı Tayyip Erdoğan yapmadı. Yapmadı ama bunlar yapıyor. Bunlar şimdi döndü. Dedi evet. ki demek ki şey söylemleri, soğan patatesin arkasına saklanmak bu ülkede kamuoyunu etkilemeye yetmiyormuş dediler. Neye o zaman dönelim? Bir işte halk neye tepki gösteriyordu? Bunlar gelirse Diyanet'i kapatacak. Hayır zinhar, bizim öyle bir projemiz yok, fikrimiz yok demeye başladı. Başörtüsüyle ilgili anayasayı, yasal güvence sağlayacağız demeye başladılar. Onlar başladı ama medyası durmuyor. Bir tanesi diyor ki kazanımlardan geri dönülemez. Çelikel'den Kılıçdaroğlu'na destek. Türkiye'nin ilk kadın Adalet Bakanı Profesör Doktor Aysel Çelikel, Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yaptı. Çelikel, Cumhuriyet'in kazanımlarından geri dönülemez ifadelerini kullanıp aynı nakaratı 20 yıldır söyledikleri ifadeyi tekrar kullandı. Evet, şimdi Aysel Çelikel kimdir? Güya hukukçudur. 2001 yılında da 2002 yılında da seçimlere gidilirken güya tarafsız Adalet Bakanları, İçişleri Bakanları ve Ulaştırma Bakanları atanırdı. Onlardan işte tarafsız adı altında Adalet Bakanı olarak atanan DSP'li Hikmet Sami Türk'ün yerine getirilen bir isim. O tarihteki icraatı neydi? Hemen hızlı şekilde Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'yla İstişare ederek, Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanı Naci Ünver'le istişare ederek, ki Naci Ünver de emekli olur olmaz CHP'nin rozetini takmıştı. Bunlarla tarafsız güya Adalet Bakanı CHP'li hızlı bir şekilde. CHP'li değillerdi bunlar değil, o tarihte. Değil, bugün öyle söylüyor ama Cihaz siz bakmayın. Üzerinde. O tarihte tarafsızdı ünlem. O tarih itibariyle hemen hızlı bir şekilde Tayyip Erdoğan'ın milletvekili adaylığını önleyen isimdir. Adalet Bakanı sıfatıyla yazışmaları kotarmış, Diyarbakır 4 DGM'den kararı getirtmiş, o kararın etkisinin kalmadığına dair verilen Diyarbakır diğer DGM'de verilen kararı bypass edip bu karar yok hükmündedir deyip devamında da Yargıtay Başsavcısının 8. Ceza Dairesi'ne müracaatıyla cezası devam etmektedir, henüz daha infaz edilmemiştir diye bir karar çıkartıp arkasından da Tayyip Erdoğan'ın sabıkası vardır. Ne sabıkası var? Şiir okuma sabıkası var. Şiir okuduğu için 312'ye 2. maddeden mahkumiyeti devam etmektedir. Milletvekili adayı olamaz dedirten kadın. Şimdi kazanımları, ne kazanımları? Ne kazanımlarından bahsediyorsun? Yasakçı kazanımlar belki. Yani, yasaklar konusunda eyvallah. İşte bu isimleri tabii geçmişlerini bilmediğiniz zaman çıkıp bu söylemleri ifade ettiğinde, dillendirdiğinde bak eski adalet bakanlarımızdan hem de ilk kadın adalet bakanımızdan bak ne güzel sözler denilir. Ama geçmişini hatırladığınız zaman, o sabıkalarını hatırladığınız zaman ya sizin yasakçılığınızı biz hatırlatmaya, saymaya başlasak şu an o kazanım mazanım diye yaptığınız o propagandaların biri bile kalmaz ortada diye ağızlarına yapıştırmamız lazım verdikleri o sözlerin yanlışlığını. Evet, hemen üstünde de bu defa o Diyanet kısmından yakalayamıyorlar herhalde de eğitim kısmından yakalamak istemişler. Laik eğitimden uzaklaştırıldı. Profesör Doktor Mustafa Özcan, Cumhuriyet'in 100. yılında eğitimde birlik tam olarak sağlanamadı. Profesör Doktor Necla Kurul ise eğitim dinselleştirildi ifadesini kullandı. Şimdi Saadet Partisi nerede duruyor? Söylesinler, desinler ki biz de bundan rahatsızız. Eğitim dinselleştirildi. Okullarda artık din kültürü ve ahlak dersinin içi boştu. Şimdi doldurulmaya çalışılıyor. Seçmeli olarak, zoraki değil. Seçmeli olarak Kur'an-ı Kerim AGD'de dersleri var. Mesela sözleşme imzalamış Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim mesela dinselleştirildi diyor herhalde, evet, CHP'de. O öyle söylüyor. Hatta CHP'nin içerisinde Yıldırım Kaya diye tabii öğretmenlikten gelen bir milletvekilleri vardı. O milletvekilleri sürekli onu ifade eder. Anadolu Gençlik Derneği'ne şu anlaşma yapıldı. Liseler
seviyesinde şu çalışmaları yapması için Milli Gençlik Vakfı'na şu anlaşma yapıldı. İşte TÜGVA ile ilgili şu anlaşma yapıldı derdi. Bir seferinde tecavüzcü gibi gösterdi Anadolu Gençlik Derneği'ni. Sonrasında da Abdülkadir Karaduman, Saadet Parti milletvekili, ya biz ittifakın üyesiyiz. Biz Millet İttifakı içinde yer alıyoruz ama siz bizim derneğimize tecavüzcü diyorsunuz. Nasıl olur bu? Derhal özür dileyin dedi. Diğer vakıfları kenarda tuttu Yıldırım Kaya. Sadece Anadolu Gençlik Derneği'ne tecavüzcü diye yaptığım suçlamadan geri dönüyorum demişti. Şimdi ama bakın devam ediyorlar. Kafayı çıkartıyorlar. Diyorlar ki eğitim dinselleştiriliyor. Laik eğitimden uzaklaşıldığı deniliyor. Bu konuda Ahmet Davutoğlu'nun görüşü nedir? Ali Babacan'ın görüşü nedir? Temel Karamollaoğlu'nun görüşü nedir? Ben merak şimdi ediyorum. Zaten bu söylem yeni bir söylem de değil. Yani şeyde de susmuyor mu? Yani Hüdapar olayında az önce konuştuğumuz mevzuda Erbakan'ı anma programına Hüdapar yöneticilerini davet eden Saadet, ön sırada oturanlar tamam CHP'si şeyi Meral Akşener'i hepsi alkışlıyor Hüdapar lideri Zekeriya Yapıcıoğlu kürsüye çıkarken, programa davet eden Saadet bugün domuz bağı domuz bağı deyip duran CHP'lilere Milli Gazete'de tek bir tepki var mı ya, kendinize gelin, ne alakası var ya, al işte sizin canlı bombacıları almışsınız ittifakınıza, domuz bağı şurada dursun diyebiliyor mu? Burada da diyemiyor, orada da diyemiyor. Evet. Sonuçta da laik eğitimden 2018'den sonra uzaklaşıldı diyor olsalar bunlar, belki Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan, ya bizim üzerimize düşen bir şey yok burada. Bizim AK Parti'de olduğumuz dönemlerde laik eğitimden uzaklaşılmamıştı zaten. 2018'den sonra laik eğitimden uzaklaşıldı diyorlarsa bunu da çıkıp söylesinler. Ama bunu söyleyebilecek bir yürek yok onlarda. Başka tedbirler alınarak bu faizin indirilmesi gerekir vesaire. Bir sürü şey söyleyebilirsiniz. İyi niyetle ve faizin haramlığını da kabul ederek bunu söylersiniz. O noktada deriz ki ya bir somut eleştiri yapıyorlar. Gerçekten faizin indirilip sıfırlanıp o sıfırda da kalması için iyi niyetle bir eleştiri yapıyorlar derim. Ama böyle değil. CHP'liler dalga geçiyorlardı. Nasıl varmış ya, hangi çağda yaşıyoruz? Ha 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 yapıyorlardı. Temel Karamollaoğlu da çıkıp efendim işte bunu yapmak istismardır, din istismarıdır. Faiz konusunda ayet var deyip faizi indirmek diye eleştiri getiriyordu Tayyip Erdoğan'a. Şimdi geldiğimiz noktada onun akıl babaları %30'a %40'a çıkartmazsanız 2 ay sonra %80 olur faiz dediler. Doğru çıktı mı? Çıkmadı. Ardı ardına Tayyip Erdoğan 18'den 17'ye, 17'den 15'e, 13'e, 12'ye, 10'a, 8,5'a kadar indirdi. Şimdi söyledikleri, söyleyecekleri, kendi kafalarından uydurdukları %30 diyorlar faiz. Ama bu yolda adım atan bir insana, bir siyasetçiye destek vermeleri gerekirken, ben ortaokul öğrencisiyken ne kadar basit bir şekilde anlatıyordu Necmettin Erbakan hocamız mitinglerde, konuşmalarında. Şu kağıdı üreteceksiniz diyor. Şu kağıdı üretirken eğer paranız yoksa sizin cebinizde, bankadan gidip para alıyorsunuz. Faizle alıyorsunuz. Halbuki bizim önerdiğimiz kar ortaklığıdır diyordu. Faizle aldığınız zaman bunun üretiminde 100 lira harcayacaksanız, 100 lirayı siz faizle aldığınız zaman, %30 faizle aldıysanız, 100 liralık maliyetiniz kendiliğinden 130 liraya çıktı mı? Çıktı. Bu kağıdı 100 liraya ürettiğinizde %10 kar koyup 110 liraya satabilirken, %30 faiz aldığınız zaman bir kere 130 liraya mal ettiniz, %10 da kar koyduğunuzda 143 liradan satacaksınız. Birisi 110 liradan satıyor, birisi 143 liradan satıyor. Demek ki enflasyonu da azdıran, artıran bu faizdir diye söylüyordu. Şimdi bunu bildiğini varsaydığımız Saadet Partililer maalesef Tayyip Erdoğan'ın bu icraatına destek verip hatta onu belki de tahrik etmeleri, bu konuda daha şiddetli talepkar olması gerekirken Saadet Partisi maalesef takoz olmaya kalkıştı. Yani biliyor olsalar da herhalde
şeyin Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'den getirmeyi vaat ettiği, hadi varsa öyle bir para da 300 milyar doların da bir faizi olacağını. Uyuşturucu baronlarının parası diye yani, doğruluyor hani zaten Kemal Kılıçdaroğlu. Hani Boru'ya gidip uyuşturucu baronlarının parasına el koymayacaksa, hani el koyma işleminde herhalde faiz yoktur ama getirecekse orada da bir faiz vardır herhalde ödemesi gereken. Gelecek Partisi'ne toplu istifalar var. Meral Akşener de sürpriz bir şekilde bir ay sonra kurultaya gidiyor. Kurultay kararı almış. Gelecek Partisi'nde de 20 kaç istifa görmüştüm ben. 20'ye yakın yönetim kademesinde. Gelecek Partisi'nde sağ üst köşede var. Var diyorum. Evet. 11 kurucu üyesi, evet, Gelecek Partisi'nden istifa etmiş. Evet. Yani birçok bir ismini de bildiğimiz şahıslar Gelecek Partisi'ne girdikleri, kurucular arasında yer aldıkları zaman şaşırmıştık. O tarihte de eleştirilerimize kendilerine de yöneltmiştik. Akit TV stüdyolarına da çıkan insanlardı bu insanlar. Ama maalesef Gelecek Partisi'nde bir değişiklik ihtimali belirdiler, zannettiler. Öyle bir algıya kapıldılar. Bugün geldikleri noktada Ahmet Davutoğlu'nun yönetiminden şikayetçi olarak ayrılmış oluyorlar. Ama benim gönlüm isterdi ki Tayyip Erdoğan'ı devirme noktasında böyle bir yanlışın içinde olmamaları gerekirdi. Böyle bir yanlışın içinde olarak isimleri anılmaması gerekirdi. Gene de neresinden dönerlerse kar kardır diyorum. Diğer Gelecek Partililerin de şu dakikadan sonra, belki Ali Babacan'ın etrafındaki eski AK Partililer için söylüyorum, şu dakikadan sonra Saadet Partililer için söylüyorum, ya Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde biz de bu ülkeye ne hizmet edebilirsek onu yapmak, yaptırmak için biz de gayret göstermek istiyoruz desinler. Ha, dedikleri şeyler başarılı olur olmaz. Bakın Akit hemen hemen medya organları içerisinde belki bir tane iki tane de yanına koyabilirsiniz. Milli Gazete zaten bunların başında geliyor. Israrlı bir şekilde İstanbul Sözleşmesi yanlıştır dedi. 2011'de imza attı AK Parti buna ama yanlıştır. Seçim öncesinde bile biz bu söylemi devam ettirdik. AK Parti ne yaparsa doğru yapar. Haşa, onlar peygamber gibidirler gibi bir yanlış kanıyla, yanlış kabulle hareket etmedik. Bunlar da insandır, beşerdir. Yanlış yaptıkları yerler varsa biz de bir mümin olarak yanlışları ifade etmek zorundayız. Bildiğimiz kadarıyla o yanlışlardan dönülmesi için elimizden ne gayret gelirse onu göstermemiz lazım dedik. Allah razı olsun, Tayyip Erdoğan 2021 yılında baktı, tarttı, orasına baktı, burasına baktı, İstanbul Sözleşmesi'nden tarihi bir adım atarak, belki hukuk tarihinde Türkiye Cumhuriyeti açısından bir ilke imza atarak feshediyorum dedi. Şimdi benzer şekilde yanlışlar vardır, mutlaka vardır AK Parti iktidarında da. Milli biz feshettirdik demiyor. Sadece yani, şimdi biz feshettirdik demiyor. Şu an geri dönülmesiyle ilgili söz verenlerle birlikte hareket ediyorlar. Ama biz samimi olarak dürüst bir şekilde İstanbul Sözleşmesi'ne, şunu da söyleyeyim, İstanbul Sözleşmesi baştan sona hepsi yanlış demiyoruz zaten biz. Dediğimiz şey geylere, lezbiyenlere ayrıcalık tanınıyor. Onların propaganda yapmalarına imkan tanınıyor. Kadına şiddeti önlüyoruz şeklinde bir bakış açısıyla getirdikleri maddelerde aslında kadına şiddeti artıracak gereksiz tahriklerde bulunuyorlar diyoruz. Evet. O noktada da Saadet Partisi de Gelecek de Deva da hepsi ya biz samimi insanlar olarak, ülkenin yararını isteyen insanlar olarak bu dakikadan sonra Tayyip Erdoğan'ın yanında olmak istiyoruz demeleri gerekir. İlla bu kadro vererek de olmaz. Biz görüşlerimizi açıklamak istiyoruz diyebilirler. Şimdi TÜİK Başkanı örneğin çıkmış, Yeni Çağ'da yanılmıyorsam demeç vermiş. Eski. Demiş ki eski TÜİK Başkanı, iyi hatırlattın yoksa yanlış da anlaşılmasın. Eski TÜİK Başkanı, şimdi de İYİ Parti'de siyaset yapan Birol Aydemir yanılmıyorsam ismi de. Diyor ki 20 bin sandıkta 6 milyon oy şaibeli. Şimdi ifadeye bak. İlkesizliğe, ahlaksızlığa, sahtekarlığa bak. 20 bin sandıkta CHP'nin kurul üyelerinin bulunması, müşahitlerin bulunması yasaklanmış mı? Değil.
O şaibeli nasıl söyleyebiliyorsun sen? İyi Partililer ama yok mu? Ama sorumlusu YSK değil mi şu an seçim sistemi? Niye evet. suç duyurusunda bulunmuyor? Kaynak evet. ne? Delilin ne? Niye toplumu manipüle ediyorsun? Şu söyledikleri toplumu kargaşaya sevk etme yasası tam olarak böyle şeyler için değil evet. mi? Şimdi ben olsam CHP'lilerin yerinde söylerim bir CHP'li olsam. Derim ki ya bu kadar sandıkta yolsuzluktan bahsediyor. Siz de bunun hakkında suç duyurusunda bulunmadıysanız demek ki sözleri doğru kardeşim. Yani. Derim işte bu yani. Böyle vakalar var maalesef Türkiye'de. Sürenin sonuna gelmişiz bu arada. Evet, süremiz bittiyse yapacak bir şey yok. Yarın inşallah devam edeceğiz. Buyurun. Evet, yarın görüşmek değil de Allah'a emanet olun. Buluşmak ümidiyle inşallah.